Gürsel tarafında 12 aylık bilanço beklentilerimiz neredeyse %90 gerçekleşti. Şirketle ilgili aslında 2024 yani bu yıl için de ciddi anlamda beklentilerimiz giderek artıyor. Şirketin iş ilişkileri gerçekten çok inanılmaz hızla ilerliyor. Bu alanda turizm taşımacılık alanında gerçekten şu anda liderliği en iyisine doğru, en büyüğe doğru gitme eğiliminde. Şimdi bu şirketin böyle bir bilançosu, böyle bir karlılığını gördükten sonra sermaye tarafına baktığımızda 102 milyon ödenmiş sermaye var. Son zamanlarda genelde burada bu tarz karlı şirketlerde bedelsiz sermaye artırımı konusu bizim için biraz daha ön plana çıkıyor. Piyasa bu bilgileri gerçekten merak ediyor. Şu anda da ciddi anlamda bir bedelsiz potansiyeli olduğunu söyleyebilirim bu şirketin. Yani önceki programlarda zaten konuşmuştuk. Piyasada Evet. bunları mesela en son mesela Yunsa'daki bedelsiz habereyle birlikte neredeyse %50 prim yaptı hisse senedi. Burada da ciddi manada %500'ün 500 belki 600 yani o civarlarda bir potansiyel var. Ya şirket verebilir ya da vermeyebilir ama bu birikiyor. Bir şekilde birikiyor. Yani seneye de kalabilir. Ama bu da uyuyan bir deve dönüşüyor. Buradaki beklentiyi ciddi manada arttırıyor. O yüzden şirketin yakın zamanda özellikle bu ayın sonuna doğru genel kurulu da var. Bu tarih yaklaştıkça şimdi bu yöndeki beklentiler de yakından takip edilecek. Bu potansiyellerin şirket tarafından kullanılıp kullanılmayacağı bedelsiz sermaye artırımının yapılıp yapılmayacağını bilemiyoruz ama şimdi böyle genel kurullar yaklaştıkça biz yaklaşan hisselerdeki potansiyelleri ölçmeye çalışıyoruz. Varsa piyasanın tepkisini de görmeye çalışıyoruz ve hisse senedi bugün piyasaya göre ciddi manada pozitif ayrışan hisselerden bir tanesi olmuş. %3 primli. Şu an için hissede çarpanlara bakıyorum. Hem kendi sektöründeki hisselerle kıyasladığımda Gürsel'in ciddi manada hala bu seviyelere gelmesine rağmen birçok sektöründeki birçok hisseyle pozitif yönde ayrıştığını görüyorum. Yani ciddi manada bir makas açık halen Gürsel lehine. Eskar'a bakıyorum. Turex'e bakıyorum mesela karşılaştırma açısından. Ciddi manada neredeyse yarı yarıya fark var bu hisselerle. Hem piyasa değeri, defter değeri, hem fiyat kazanç oranları açısından. Ve bu yılki bilanço beklentilerini de daha önceki programlarda konuşmuştuk. Şimdi burada bir projeksiyon çizdiğinizde aslında hisse senedinin halen bu yeni 2024 bilanço beklentilerine göre bu çarpanların çok çok daha aşağıya gelmesi teorik olarak beklenir. Şimdi burada biz beklentileri satın aldığımız için şimdi bu yönde ciddi manada hedef fiyatlar oluşuyor. Bu hissede de bu yöndeki pozitif yönlü beklentilerimiz halen devam ediyor. Karlı bir şirket. Bu yıl da karlılığını devam ettirecek. Öyle görünüyor. Ve Gürsel de şu an için artık tarihi fiyat zirveler görülüyor. TL anlamında. Saniye alacağım. Peki. Teknik olarak da en son bir yayınımızda da şey demiştik. Burada üst tepe seviyelerini birleştirdiğimizde bu hisse senedinin bu 98 100 fiyat civarında
buranın kırılmasıyla birlikte yeni bir trende, yükseliş trendine gireceğini, burada ilk aşamada 150'lere doğru bir eğilimin oluştuğunu bahsetmiştik. Hem çarpanlar bazında baktığımızda burada hedef seviyeleri hisse senedine çok daha yukarı seviyelere bu yıl içinde taşıyacağını görüyoruz. Hem de bedelsiz potansiyelinin biraz daha ön plana çıktığı bir süreçteyiz. O yüzden genel kurul öncesi bu konuda yakından takip edileceğini söyleyebilirim.